Evet sevgili seyirciler, dün dünyanın gözü kulağı Ankara'daydı. Üç liderin yaptığı açıklamalarda Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine vurgu yapıldı. Peki ayrıntılar ne? Telefon attığımızda dış politika uzmanı Hasan Köni var. Merhabalar. Buyurun efendim. Evet, dün şimdi açıklamanın ardından yapılan yorumlara baktığımızda genel anlamda terör örgütleri konusunda bir anlaşmazlığın söz konusu olduğu, yani kimin terör örgütü olduğu yönünde 3 ülkenin mutabık olamadığı yorumları yapıldı. İlk olarak isterseniz buradan başlayalım efendim. Siz neler söyleyeceksiniz? Evet, bu konuda bir ayrı görüş olduğu ortaya çıkıyor. İran ve Türkiye Suriye için YPG, PKK belki terör, Suriye'den çok emin değilim. Rusya Kürtlerin de burada bir sözü olması lazım diyor. Yani Türkiye'nin PKK ile bağlı görmediği Suriyeli YPG'li Kürtler mi, Suriyeli Kürtler mi? Onu pek anlayamadık. Sırada Esad'ın kalması konusunda Türkiye sesini çıkarmıyor ama pek kalmasını istediğini zannetmiyorum. İran tabii kalmasını istiyor şimdiye kadar. İnsan ve zaman burada epeyce kaybetti. Ve tabii para da kaybetti. Irak'taki Kürt hareketini biliyorsunuz. Irak ordusu, İran'a bağlı güçler ve nihayet İran'la işbirliği yapan, vekalet eden güçler sağladı. Türkiye'de ben müdahale edeceğim diyordu. Rusya için DAEŞ'e bağlı güçler. Ama bu DAEŞ'e bağlı güçlerin bir kısmı, dikkat ederseniz, El-Kuta'dan çıkıyor. Türkiye'nin denetimine verilen Astana anlaşmalarına göre İdlib bölgesine sığınıyorlar. Burada değişik eski büyük gruplardan, Hayat Tahrir el-Şam'dan kopan, sonra adını değiştirerek işte daha terörist grup olmaktan çıkmaya çalışan El-Nusra'nın kolları var. Şimdi Suriye tabii kendi ülkesinde ÖSO'nun yanında, yani muhalif normal güçlerin yanında bunları terörist görüyor. Rusya terörist görüyor. İran terörist olarak görüyor. Onlar da Türkiye'yi yanaşarak acaba bu yapıdan çıkabilir miyiz diye. Fakat buraya gelen bu eski örgütlerin aralarında da bir çekişmezlik var. Strateji değişikliği, kimin daha Müslüman olsa konusundaki bazı tavırları. Şimdilik tablo pembe. Yani ülkeler anlaşıyor fakat bir anayasal çözüm konuşuluyor dikkat ederseniz. Bu boyuta gelindiğinde nasıl bir anayasal çözüm? Yani Suriye'deki bütün güçler temsil edilecek. Tamam, toplandı. Amerika'da sakinleşti diyelim. Ona şey etmiyorum. Pek inanmıyorum ama. Şimdi tekrar Sünni grupların Suriye'de %60'ından fazlasını oluşturuyor. Bir yapımı oluşturması istiyor. Bunların içinde kimler olacak? Suriye Kürtleri bu olayın içinde olacak. Nasıl bir boyut olacak? Evet. Anayasasına mı benzeyecek? Bu sırada Esad'ın durumu ne olacak? Aleviler azınlıkta bir durumda kalırsa bu seçimler sonucu. Bunu İran, Rusya kabul edebilir mi? Bütün bunlar geriye bırakılarak şimdi biz anlaşma boyutuna doğru gidildi. Hakikaten çok herkes kendisini tutarak çeşitli tarihler verdi. Ancak bundan sonraki olay bence Amerika'nın tutumu Türkiye-Amerika arasındaki ilişkilere bağlı. Evet. Yani eğer Amerika derse ki ben YPG, PKK'dan vazgeçiyorum, işte Türkiye Membiç'e gelebilir, Ruslarla anlaşırsa devlere zora girebilir. Peşinden orada El-Nusra güçleri var tahmin ediyorum. Peşinden de Kuzey Doğu Suriye'deki YPG'yi dağıtıyoruz.
burada Türk askerinin bulunmasıyla bir denge sağlayacağız. Kime karşı? DAEŞ'e karşı. Hı hı. Ama Suriye'yi de buradan Esad'ı istemiyoruz. Ve İran'la da her türlü çatışmaya doğru giden seçtiği yöneticiler sayesinde bir boyut var. İsrail destekleri bu durumda. Hı hı. Evet. Bu yapı nasıl çözülebilir? Buradan basın tipi bir atışla olayı belli bir çözüm süreci boyutuna bağlamak mümkün değil. Evet efendim. Şimdi Amerika'dan da baktığımızda birkaç gündür hem kamuoyunda da Amerikan kamuoyunda da bir karışık mesaj trafiği söz konusu. Şimdi Trump'ın söylemleri ardından Pentagon'un söylemleri var. Dün sözcü Sarah Sanders açıklama yaptı. Amerikan askerlerinin DAEŞ'e karşı görevi bitiyor. Artık yerel güçlere geçiş sürecine odaklanmak istiyoruz açıklaması dikkati çekti. Yine Trump'ın geri çekilmeyi yavaşlatma konusunda kısmen ikna edildiği haberleri geliyor. Ve Beyaz Saray yetkililerinin ABD askerleri bir süre daha kalıyor ancak bu sürenin sonunda çekilme gerçekleşecek yorumları var. Bunu nasıl değerlendireceksiniz? Eyvallah, ben Trump'ın söylediklerini pek ciddiye alamıyorum. Yani o hemen iş adamı olduğu için yatırım yapılsın, şu da atılsın, onun yerine bu gelsin. Amerikan sistemi ya normal ve yakın demokratik sistemler böyle işlemiyor. Çeşitli grupların kuvvetler ayrılığı da var. Hala bilmiyorum ne olacaklar. Birdenbire biz çekilelim. Peki çekilelim diyorsun sen, İsrail için İran'a vurmaya çalışıyorsun. Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan ediyorsun. Ondan sonra biz askerimi çekeceğim diyorsun. Önümüzdeki seçimlerde lobi seni tepen aşağı çevirecek. Şimdi bu gerçek mi söylüyor? Yoksa dünya kamuoyuna böyle bir mesaj mı veriyor? Çünkü bu yaptıklarıyla bu söylemi tutarlı değil. Fransa'yı mı yerine koyacak orada? Türkiye'nin MİBİÇ'e girmesine veya Kuzeydoğu'daki YPG yapısını tutma biçim. Fransa grevlerden kendi trenlerini işletemiyor. Havaalanları bilmem neler kapalı. Buraya gelip Amerikan emriyle para harcayacaksa Macron'a çok yazık olmuş olur. Yani çok böyle idealist genç bir adamdı. Demek ki Tony Blair gibi Amerika'nın emrinde bir adam olduğu ortaya çıkar. Bu bir rezalet. Evet. Peki nasıl bir çözüm olacak? Peki kabul etmezse Türkiye'nin MİBİÇ'e girmesini ve bu YPG'nin dağıtılmasını ki Cumhurbaşkanımıza tehdit giriyor. Suudi Arabistan'da çağırıyor diyor ki biz burada kalmak istersek onu da Cumhurbaşkanı söyledi. İşte şu kadar para vereceksiniz. Hı hı. 4 milyar istedi ama 7 trilyon harcadık diyor falan. O da doğrudur. Şimdi bu yapı nereye gidebilir? İleriye doğru bir çalışma boyutuna mı gidiliyor? Yoksa bir takım psikolojik algı operasyonları mı yapıyor Amerika? Bunlara alışıktırlar. İşsiz bir sürü psikologları var. Onun için tam bir analiz ortaya koyamıyorum. Evet. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Köni. Değerlendirmeleriniz için çok sağ olun efendim. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, şimdi kısacık bir araya gideceğiz. Ardından tekrar birlikteyiz. Bizden ayrılmayın.